Evet, Fenerbahçe Parti ile karşınızdayız. Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet aldı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeni teknik direktörü Ersun Yanal. Bir anlamda hep bir kıyas da vardır ya, hani Aykut Kocaman'ın stilini sevenler, Ersun Yanal'ın stilini sevenler. Sen maçı nasıl yorumlayacaksın ve genel olarak hani Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ne söyleyeceksin? Ya Fenerbahçe'de hakikaten özel bir durum var. Yani diğer takımlarda böyle bir yarım kalmış bir hikaye tadına bir hani bir teknik direktörlük dönemi yok. Hani hatta Fenerbahçe'den bile öte Aykut Hoca yapılan haksızlığı hala hani kulüp tutar gibi Aykut Kocaman tutan bir taraftar kitlesi de var. Medyada da seveni çoktur hocanın ki yani iyi bir teknik adam, ona hiçbir şey demiyorum ama Fenerbahçe'nin gittiği de bir yol var. Hani ona ya hiçbir şeye takılı kalmamak lazım. Takılı kalırsan çünkü kulübe bu zarar verecek noktaya gelebiliyor. Dediğim gibi yani değerli bir teknik adam ama bu hani Aykut Kocaman'ın takımı bu mu konu sorusuna cevap vermek çok mümkün değil. Zaten Türkiye Kupası'na da Eyüp Spor'a yenildiler, veda ettiler. Hiç Aykut Hoca'nın, Aykut Hoca zaten her kulvarı ciddiye alır. Şeyde de hani Konya Spor'a da kupa kazandırmış bir teknik adam. Fenerbahçe'de 29 yıllardan sonra Aykut Kocaman da kazanmıştı Fenerbahçe'de. Aynen öyle. Ya yani kupayı önemseyen bir teknik adam. Öyle hani bazı takımlar var. Hani bir gelse de ilk turdan elensek, yani ilk elenebileceğimiz ilk turdan elenelim diyen süper takımları var ama. Başakşehir Hatayspor'la öyle oynamıştı mesela hani, geçen sene. Konya Spor öyle bir takım hiçbir zaman olmadı. Ya zaten Aykut Hoca'ya sorsan en başta ne istiyorsun diye, savunma istiyorum der. Merkezi kapatman gerekiyor bir kere Aykut Hoca'yla. Aynen. Abi Ozan, Gustavo, Vedat, hatta Zanka şeye geliyor yani. Ceza sahasında cirit atıyorlar. Vedat zaten orada. Bütün merkez at koşturuyor yani. Hani Konya Spor hani belli ölçüde topu tutması gereken bir takım savunma yapabilmesi için. Top tutmakta problemim var. Aynı şekilde merkezden hücum eden bir Fenerbahçe gördük. Hani erken golün gelmesi de maçın kanatlardan mı geldi pozisyonlar? Ben daha çok merkezden gördüm. Yani merkezden zaten hücum etmeye izin veriyorsa Konya Spor, istediğini yapamıyor demektir. Ama hani şunu da takdir etmek lazım. Yani Fenerbahçe gerçekten hani belki eksikleri var ama A planı şampiyonluk yoluna en uygun, Süper Lig prototipine en uygun takım belki Fenerbahçe. Ya Galatasaray'la Beşiktaş'ın zaten önünde, ona hiçbir şey diyemem. Ama Trabzonspor ve Başakşehir'in farklı stilleri var. Fenerbahçe'ninki agresif, önde basan, fiziksel oynayan ve bunu da rakibine kabul ettiren. Hemen her maçta kabul ettiriyor zaten. Bir takım hüviyetinde ve ben çok beğeniyorum bunu. Yani elbette arızaları var, elbette mesela ben savunma güvenilir bir savunma mı ciddi soru işareti. Eksikler var mı var yani, ama takviye yapılabilir. Evet, orada ön tarafta Rami de gelecek sonuçta. Hani kanatlarda bir istikrar kazansın oyuncular. Ondan sonra biraz daha farklı bir seviyeye çıkabilir. Geri Rodriguez de çok güzel bir gol attı. Harika bir gol attı yani adam. Yani tek başına tabii yetmez bir gol atması onun. Yani Fenerbahçe daha fazla şey bekliyor. Oyun içinde olmasını bekliyor. Ki adım adım ilerliyor, ilerlemesi gerekiyor artık onun için. Onun için de iyi bir adım oldu, iyi bir ilk adım oldu. Sakatlık dönüşü. Yani eksiklerini tamamlayabilir. Eksikler tamamlanabilir eksikler. Ama ortadaki ana plan hakikaten ideal ve uygulanabilir bir ana plan. Yani öyle bir macera arayan bir Fenerbahçe yok. Ben ne bileyim, ben Manchester City gibi oynayacağım, ben Barcelona gibi oynayacağım falan diye böyle bir şey yapan bir Fenerbahçe yok. Fenerbahçe kardeşim bu ligde agresif oynayan, önde basan, fiziksel oynayan takım kazanır diyor. Tempo yapmaya çalışıyor. Tecrübeli ayakları var. Bir kere merkezden hem Gustavo hem Emre, hatta Ozan'ı da katalım. Ozan birlikte çok kaliteli bir üçlü oluşturdular. Aynen, tam orada Kruse'nin yokluğunda nasıl olacağı hep bir soru işaretiydi. Acaba iyi mi olacak, kötü mü olacak derken çok iyi oldu. Şimdi soru Kruse dönünce ne olacak? Şimdi Ozan'ı kenara koysan, yani yedek kulübesini alsan Ozan'a yazık, ayıp edilmiş olur. Kruse oynayacak. Kruse'yi kanada atsan tam olmuyor orada. Yani bu tatlı telaş bile bence Ersun Yanal'ın kadrosunun ne kadar doğru oluşturulduğunu gösteriyor. Katılıyorum ama ben Kruse'nin kanatta oynayabileceğini düşünüyorum abi. Kruse akıllı adam. Kruse zaten topsuz oyunda hareket eden bir oyuncu. Maçın da geçti. Yani göbekteki merkezdeki o etkinliği veremedi oyunda. Yani. Ya tabii ki farklı bir şey yani. Farklı yerde oynamak ama bunu yapabilecek bir oyuncu varsa o yapabilir. Bir de doğru sistemi kurgularsan, diğer parçalar uygunsa ve görevlerini yapıyorsa Kruse onu yapabilecek adaptasyonu sağlar. Daha önce de yaptı. Yapmamış bir oyuncu değil. Orada hiç oynamamış bir oyuncu değil.
Ha bu tartışılabilir. Hani daha farklı ne yapılabilir, ne edilebilir ama bu hep bunlar hep olumlu bir iskeletin üstüne inşa ediyorsun. Aynen. Dediğim gibi Fenerbahçe zaten doğru yolda ilerliyor. Temposunu yapıyor ve ya zaten bu şekilde ligde 18 takımın 11-12'sine yani sadece bunu doğru yaparak diş geçiriyorsun zaten. Zaten yolun açılıyor. Ondan sonrası üstüne ne koyduğuna bağlı. Şimdi 2 ay sonra bir transfer dönemi de var. Bu dediklerim transferle de giderilebilecek. Çünkü Fenerbahçe hissederse ki hissediyor onu şampiyonluğa yakın olduğunu. Fenerbahçe orayı zorlar. Hani imkanlarını da zorlayacağını düşünüyorum. Hangi bölgelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun? Ben ne olursa olsun bir kanada ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da hani bu maçta söylemek belki daha doğru hatta. Geri Rodriguez'in güzel bir gol atmışken. Sadece Geri Rodriguez'in keyfine ya da fiziksel durumuna bağlı kalmaması lazım Fenerbahçe'nin. Moses da hani henüz geldiğinden bugüne diyeyim. Ben böyle 6-7 maç oh be yani Fenerbahçe bu sorunu çözdü dedirtemedi bana. Güven vermiyor mu? Vermiyor abi. Fiziğiyle. Zaten Moses sezon sonunda da kontratı bitiyor. Ben uzatılacağı kanaatinde değilim. Ocaktan sonra bir kanat takviyesi olabilir. Savunmadaki duruma göre işte Serdar'ın stoper ve sol bek. Stoperlere bir takviye olabilir. Ama Adil Rami'nin durumunu da bir görmek lazım. Çünkü fiziksel olarak herhalde bir 15-20 gün artık sadık toparlı. Kalacak mı, kalır mı? Ona da bakmak lazım. Hani sadık 4. stoper abi. Sadık'ın rolü. Evet ama hani oraya yani bir takviye için tabii bir kaynak yaratmak da lazım. Oyuncu da bulman lazım yerli. Zayt, işte Jason gibi oyuncular da var. Satılabilir bunlar evet, burada. Yani onların piyasası için, olan adamlar bunlar şeyli. Tabii tabii. Yani Zayt'ın alıcısı olur. Zayt da nereden baksan hani en az 6-7-8 o bantta gider bence. Şimdi şöyle, yani çok büyük katkı sağlayamadı. Hani bunu kabul etmek lazım. Benim beklentim şu ankinden tabii ki daha yüksekti. Ama Zayt Fenerbahçe'ye para kazandırsın diye alınmış bir oyuncu. Şey değil. Hani gelsin illa, yani gel tabii ki performans için ama ya biz bu adamı hem satarız para da kazanırız. Düşüncesiyle alınmış bir oyuncuydu. Ben onu da hala yapabileceğini düşünüyorum. Biraz daha belki bu fırsatları değerlendirebilseydi. 1-2 maçta mesela iyi pozisyonlara girdi kendisinin de bir hani de özverisiyle ama Ekici var. Mesela Mehmet Ekici var. Tolgay var. Tolgay Arslan var. şeyden, bir şirketten telefon. Allah Allah. Onu açarım programdan sonra. İyi tamam. Başka kim var? Mehmet Ekici var. Ondan sonra Metekici yok kadroda şey yok. Evet, şey olarak hani satılabilir anlamda. Ya o satılabilirden ziyade yani bedava bir yere gitse izin verecekler zaten. Gerçi öyle ama yine de hani gönderilebilecek oyuncular listesinde bence tabii sol bek almak lazım. Çünkü Hasan Ali alternatifi yok. Hasan Ali'nin alternatifi yok. Dirar çok iyi niyetle mücadele etti ve Başakşehir maçında da golünü attı zaten. Bak Dirar mesela kanat için daha doğru bir alternatif. Tabii önde oynatabilir. Ama işte Geri'nin tam performans olması lazım. Dirar'ı tolere edebilmen için hücumdaki durumunu. Bir de Deniz Sürüş. Dirar da şeyi kapatır. Aynen. Asimetrik belki ama. Mesela Deniz'de oynayınca Deniz Sürüş'te başka bir şey oluyor. Hani Moses'le oynamak çok başka. Dirar'la oynamak çok başka. Deniz'le oynamak çok başka. Hani hücum şeyini değiştiriyor. Şeklini değiştiriyor. Deniz çünkü alır. İçeri kat eder. Kısa kısa devam eder. Çok fazla çizgiye inmez. Ters ayak oynuyor zaten. Şutör. Evet. Gider kaleyi düşünür. Ama mesela Deniz'de Kruse'nin de alveri çok keyifli oluyordu. Hani o ikisi iki teknik oyuncu. Ben Fenerbahçe'de en çok hani futbol adına gözüme hoş gelen şeylerden bir tanesi Vedat'ın hırsı. Onu bir kenara koyuyorum. O inanılmaz zaten. Bir de Deniz'de Kruse'nin o yaptığı oyunlar. Onlar çok keyifli oluyordu. İkili. Ya mutlaka yani Fenerbahçe'nin alternatifsiz değil ama ideal değil. Yani bir tane parça gerekiyor bence oraya. Ya bu şey demek değil. Yani şu ankiyle olmaz da demiyorum. Şu an zaten dediğim gibi bazı rakiplerin net önünde, diğerlerinin arkasında değil. Yakınlar yani. Biri bir adım öndedir, biri bir adım geridedir. O daha uzun vadeli şeyde belli olacak. Başakşehir çok toparladı çünkü. Trabzonspor iyi gidiyor. Onların durumları iyi. Doğal olarak yani Fenerbahçe hangi takım en iddialıysa onun kadar iddialı şu an. Yani Fenerbahçe'nin çok keskin problemleri yok ki bunlar çözülebilir problemler. Ama ana planı şampiyonluğa en uygun plan. Doğal olarak da rakiplerinin önünde fark yaratıyor. Peki ikinci yarı için hani lig daha sertleşecek, ikinci yarı daha başka bir lig olacak. Türkiye'de ikinci yarı biraz daha nasıl diyeyim
herkes daha mücadeleci oluyor ikinci yarılarda. Vidaları biraz daha sıkardı. Evet evet. Yani ilk yarı bizim ligimizde hep puan kayıpları. Bu birkaç sezondur böyle ama her takım için. Hani üç büyüklerde öyle, Anadolu takımları da öyle. Çok kırılgan bir lig. Eskiden mesela şöyle olurdu. 2-3 takım ilk 5. 6. hafta belli ederdi kendini ve bir kopma olurdu. Şimdi Alanyaspor örneğin lider. Biz çok az bahsediyoruz Alanyaspor'da. Bence saygıyı çok hak ediyor Erol Bulut ve ekibi. Ama bizim ligimizde birkaç yıldır bir kırılganlık var puan anlamında da. Şampiyonluk barajı da düştü. İkinci yarı Fenerbahçe'nin ara transferleriyle beraber o seriyi yakalayabileceğini düşünüyor musun? Ki o hava da var şu anda Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe bence ilk yarının en avantajlı takım. Ne kadar mesafe açarsa o kadar ciddi avantaj olur. Çünkü rakipleri ne olursa olsun istediği kadar hani puan kaybı da olsa. Şimdi Beşiktaş hani 3 maç 0 puan. Hani hiç hani hayal ettiğimiz gibi olmadı. Ama ne olursa olsun maçın rövanşlarına da çıkacak. Hatta 2 tane iç saha maçı oynadı. Bir İngiltere'ye gidecek, bir Portekiz'e gidecek. Hani zor seyahatleri var. Galatasaray, İşte Fransa'ya gidecek, İspanya'ya gidecek. Hırpalanacak yani. Sen oraya rotasyona gidemezsin. Adamın sen rotasyonsuz halinin de içinden geçer de. Bir de yani rezil olup iyice motivasyonu düşmemesi lazım. Orada bir de futbolcular oraya şeye çıkmazlar. Ya bura önemli değil, lig önemli demez hiç kimse. Real Madrid deplasmana gidiyorsan, Paris deplasmana gidiyorsan en azından kendini göstermek istersin. Zaten Galatasaray'da oyuncular hep %100'ünü o maçlara sarf ettiler efor olarak da. Şimdi İlk devre boyunca Galatasaray yıpranıyor, Beşiktaş yıpranıyor. Öyle böyle Trabzonspor yıpranıyor. Başakşehir de öyle. Başakşehir. Yani 4 tane şampiyonlukta rakibim var. Hepsi bir şekilde Avrupa Kupaları yarışının içinde. Fenerbahçe'nin burada bir tık mesafe açması lazım. Çok dip dibe kalırsa da ikinci yarı için yani tabii ki kendini toparlayabilir Fenerbahçe ama rakiplerin de toparlama şansı olur. Şey açısından hani avantaj sağlama açısından İlk yarı daha mühim bence. Yani ikinci yarı hedefliyor olabilir. Ama ikinci yarıyı işte Fatih Terim de diyor Ocak ayında bir şeyler olacak. Eminim Ahmet Nurçebi şu an kendi planını yapıyordur. Trabzonspor zaten kadro derinliği yok ama bir şekilde taşın suyunu sıkıyorlar. Oyuncular çıkarıyorlar. İşte Yusuf Sarı Galatasaray'daki oyuncuların toplamının yapamadığı korner atışını belki 50 kornerde adam bir seferde yaptı. Ya çıkıyor yani bir şekilde orada bir pozitif bir üretim var. Doğal olarak da bu çizgide baktığında Fenerbahçe'nin ilk yarı en iyi değerlendiren takım olması şart şampiyonluk için.